efendim, merhabalar. Diyanet TV ekranlarından sevgiler, selamlar, hayırlı Ramazanlar. Yepyeni bir programla karşınızdayız. Gönül Sofrası. Her hafta farklı bir konuk ağırlayacağız. Farklı gönül coğrafyamızdan gelen insanlarla, onlarla muhabbet etmeye çalışacağız. Onları daha yakından tanımaya çalışacağız. Kültürlerini, geleneksel yemeklerini anlamaya çalışacağız. İstedik ki Ramazan ayı da vesile olsun ve bu güzel güçlü bağlarımızı daha da güçlendirelim inşallah. Bugün ilk bölümümüz, ilk konuğumuz sürpriz bir ülke. Hemen söylemeyeceğim, sadece birkaç tane ipucu vereceğim size. Evet, ata yurdu, Tanrı dağlarının etekleri desem, Manas destanı desem, Orta Asya'nın İsviçre'si desem hangi ülke gelir aklınıza, bildiniz mi? Hadi buyurun birlikte bakalım. İpek yolunun ana güzergahında göğe uzanan dağların ülkesidir Kırgızistan. Dünyanın çatısı, Pamir'in doğa harikası, Isık Gölü'nün ve daha birçok doğal ve tarihi güzelliğin eşsiz birleşiminin hüküm sürdüğü ülkedir. Medeniyetin en kadim kapılarından birinin ardında antik kalıntılar, türbe ve camilerle kültür tarihinin en nadide eserlerine ev sahipliği yapar. Bugün dahi göçebe kültürün tüm renklerini en güzel şekilde yansıtan Kırgızistan, yaylalara uzanan göç yollarında hala ata geleneklerini yaşatır. Kırgızistan'ın kadim tarihi gibi mutfağı da derin köklere sahiptir. Tarihimizin, bayramlarımızın, geleneklerimizin, mutfağımızın bir olduğu Kırgızistan'dan bakalım konuğumuz bugün bize hangi yemeği yapacak? Evet, Türk dünyasının güzel ülkelerinden biri Kırgızistan'ı biraz daha yakından tanımaya çalıştık. Şimdi buna daha fazla devam etmeye çalışacağız. Çok da kıymetli bir konuğumuz var. Ayşe Galibekova bizimle birlikte olacak sevgili izleyenler. Ayşe Hanım, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hayırlı Ramazanlar. Merhaba, hoş bulduk. Hayırlı Ramazanlar diliyorum herkese. Kırgızistan'dan Türkiye'ye selamlar. Çok teşekkür ediyoruz. Biz de aleyküm selam diyoruz. Biraz sizi yakından tanımak istiyoruz. Ayşe Hanım kimdir? Ne zamandan beri Türkiye'de bulunmakta? Hangi görevde? Neler yapıyorsunuz? Kısaca bize bir kendinizi tanıtır mısınız? Tamam. Ben Ayşe Ganıbekova. Kırgızistanlıyım. Türkiye'ye bu sene geldim. Eylül ayında. Öğrenciyim. Yüksek lisans okuyorum. Ne okuyorsunuz? İslam Hukuku bölümünde Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde. Aa, süper, çok güzel. Gerçekten bir yıl oldu geldim dediniz. O kadar çabuk zamanda Türkiye'ye alışmışsınız ve Türkçe'yi de çok güzel konuşuyorsunuz. Daha önce Türkçe'yi biliyordum. Buraya gelince de hiç yadırgamadım. Kültürünü de, yemeklerini de alıştım. Türkçe'yi de geliştiriyorum. Harika, süper. Peki bugün bize, sevgili izleyenlerimize iftar için böyle Kırgız mutfağından neler yapacaksınız? Bir hatırlatalım mı sevgili izleyenlerimize? Tamam. Biz bugün Kırgız mutfağından beş parmak ve vinaigret salatasını yapacağız. Harika. Zannedersem Kırgızistan'ın ulusal yemeklerinden bir tanesi beş parmak, öyle değil mi? Evet, öyle. Peki ada içinde farklı şeyler söyleniyor. Öncelikle herhalde beş parmakla yendiği için, daha da lezzetli olduğu için bu isim verilmiş. Doğru mu acaba? Aynen öyle. Evet. Harika. O zaman biz isterseniz Ayşe Hanım, daha fazla vakit kaybetmeyelim. Hemen hem salatamızı hem de beş parmak yemeğimizi yapmaya başlayalım. Ne dersiniz? Evet, başlayalım. Hadi bakalım. Sevgili izleyenlerimiz, az sonra ekranlarınıza beş parmak yemeğinin ve vinaigret salatasının malzemeleri gelecek. Buyurun bakalım. Sevgili izleyenlerimiz, Gönül Sofrası'nda bugün Kırgızistan mutfağını biraz daha yakından tanımaya çalışacağız. Özellikle de ulusal yemekleri beş parmak ve vinaigret salatasını. Malzemeleri az önce size söylemiştik ve Ayşe Hanım şimdi bize tekrar edecek. Öyle değil mi Ayşe Hanım? Tabii ki de. İlk önce beş parmak yapacağız. Beş parmak yapmak için bizim kültürümüzde etle hamur yaygındır. Hamuru, eti çok kullanırız. Evet. Et olmazsa olmaz dediğimiz yemeklerimizin bir parçasıdır. Şimdi beş parmak için et ve soğan, ondan sonra hamur gerekiyor.
biz bu hamur eti haşlayacağız suda. Evet. Ondan sonra hamurumuzu açacağız. Hamurumuzu açtıktan sonra etin kaynadığı suda hamuru kaynatacağız. Hı hı. Bir de soğanımızı kaynatacağız. Öylelikle bizim beş parmak yemeğimiz hazır olur. O zaman ya Allah bismillah deyip hemen başlayalım Ayşe Hanımcığım. Öncelikle sevgili seyircilerimiz, etlerimizi suya koyuyoruz, haşlıyoruz. Kaynar suda haşlayacağız. Evet, değil kaynar mi? Suda haşlayacağız. İyice haşlanacak bu etlerimiz. Evet, etimizi sıcak suyla buluşturduk ve tenceremize koyduk. O şimdi kaynamaya başlayacak. Yaklaşık ne kadar kaynaması gerekiyor Ayşe Hanımcığım? Yaklaşık etimiz iyice haşlanana kadar orada kaynaması lazım. En az 1,5 evet. saat diyebilir miyiz o zaman? Diyebiliriz, evet. Süper. Ondan sonra etimiz kaynarken biz burada unundan hamur yapacağız. Hadi yapalım, başlayalım tamam. Hemen de. 1,5 bardak unumuz oluyor. Hı hı. Ama isteyenler mesela çok yapmak istiyorsa bundan daha 2 kat şeye göre ayarlayabiliyorlar. Evet. Şimdi bir tane yumurta gerekiyor. Hı hı. Şimdi unumuzu da koyduk. Burada yumurtamızı, tuzumuzu attık. Evet. Biraz su katacağız ve onunla yoğuracağız. Güzel. Hamurun kıvamı nasıl olacak? Hamurun kıvamı orta olması lazım. Çok da şey değil, çok katı. Evet. Çok da yumuşak olmaması lazım. Hı hı. Çünkü açarken çok zorlanabiliriz. Doğru. Buradan biraz takviye alalım. Evet. İsterseniz tamam. Bazen unun yapısından da değişebiliyor. Hani evet. Biz 1,5 bardak diyoruz ama bazen 2 de aldığı oluyor evet. Ya da 1,5 yeterli gelebiliyor. Oldu mu hamurumuz? Evet, hamurumuz oldu. Bunu süper. Biraz bekleteceğiz. Tamam. Buz bekleyene kadar biz soğanlarımızı doğrayacağız. Güzel. Hı-hı. Soğanlarımız da çok pişmeyecek. Hı-hı. Biraz pişireceğiz. Suda. Hı-hı. Soğanları da pişireceğiz evet. Suda. Evet, bu etin suyunda. Hı-hı. Suyunda pişireceğiz soğanlarımızı. Hamurları da zannedersem haşladığımız etin evet. Suyunda mı haşlayacağız? Evet. Aa, çok güzel. Böyle geçişkenlik yapacak. Hepsi bütün lezzetler evet. Birbirine geçecek. Evet. Çok güzel. Biraz soğanlar iri iri olacak herhalde. Evet, biraz iri iri doğramamız gerekiyor. Doğramamız. Soğanı da çok kullanıyorsunuz değil mi siz? Evet, soğan patates. Evet, soğan patates çok kullanıyoruz. Beş parmak sizin ulusal geleneksel yemeğiniz diyebilir miyiz Ayşe Hanım? Evet. Çünkü beş parmak Orta Asya'da, Kırgızlar'da ve sadece Kazaklar'da yaygındır. Hı hı. Diğer mesela diğer yemeklerimizin çoğunluğu Orta Asya'da aynı şeye sahip yani. Bizim yaptığımız yemekleri Orta Asya'nın kültürü aynı yani. Yemekleri evet. De yemek kültürleri de aynıdır. Hı hı. Bizde bile çok farklı gibi görünüyor ama çok benzerliklerimiz, ortak yönlerimiz var aslına bakarsanız. Evet. Ata yurdumuz diyoruz zaten. Evet sevgili izleyenler, Kırgız mutfağını bugün gönül soframızda daha yakından tanımaya çalışacağız. Beş parmak yapıyoruz. Ayşe Hanım bizlerle birlikte hemen başladık. Malzemeleri de zaten programımızın başında vermiştik. Önce güzel bir hamur açtık. Onu dinlendirmeye koyduk. Etimizi haşlamaya başladık. Şimdi sırada beş parmağın hamuru var. Biraz dinlendirdik açtıktan sonra. Yaklaşık ne kadar dinlenmesi gerekiyor? Bir 10-15 dakika. 10-15 dakika evet yeterlidir. Aşağı yukarı biz evet. De öyle yapıyoruz. Siz de mantı yaptığınız gibi hamur. Evet. Uğraşabilirsiniz yani. Hı-hı, güzel. Mantının hamuru gibi. Güzel. Hemen başlayalım. Ramazan'da yapar mısınız sık sık beş parmak? İftar sofralarınızda en çok ne yer alır? Mesela siz iftarda ne çok yersiniz? Yani bizim meşhur yemeklerimizden beş parmak ve pilav var. Özbek pilavı diye biliniyor buralarda. Hı-hı. Pilav. Ama Kırgız pilavı diye de evet, geçiyor Kırgız zannedersen. Pilavı, evet. Kırgız pilavı var. Ondan sonra mantı suda ette
suda haşlanmış mantımız var. Hı hı. Bir de sizin küçük yaptığınız mantını biz çiçvara diyoruz. Hı hı. Onu da suda kaynatıp farklı bir yemek olarak yiyoruz. Hı hı. Yani suyun içinde. Suyun içinde. Evet. Ondan sonra bayramlarda çoğunlukla pişi yapıyoruz. Yani küçük küçük pişileri. Burada da vardır. Boğursok diye bir şey boğursok, duymuştum. Evet. O pişi değil pişi, mi? Pişi, evet. Aa, süper. Ama biraz bizimki daha farklı. Farklı yapıyorsunuz bizden. Evet. Hmm. Yani. Ama çok ünlü bir pişi gerçekten de. Hem evet. bayram sabahlarında hem de Ramazan ayı boyunca yapıldığını duymuştum. Evet. Her bayramda mesela Ramazan bayramında, diğer bayramlarımızda hep pişi yapıyoruz. Hı hı. Yani bizim Ramazan bayramlarımızda çocuklar evlerimize geliyor, hı hı. Ziyaret etmek için. Biz onlara tatlı veriyoruz, pişiler veriyoruz, öyle ağırlıyoruz. Evet, bizde de gerçekten gerek Ramazan bayramı gerek Kurban bayramı çocuklarımız için çok özeldir. Bütün o sabahı biz de çocukken iple çekerdik. Sizin de vardır mutlaka Ramazan'da yaşadığınız ya da bayramda yaşadığınız hatıralarınız bizimle paylaşmak ister misiniz Ayşe Hanımcığım? Tabii herkes de olur diye biliyorum. Evet. Ben küçükken mesela bizim annelerimiz, babalarımızdan namaz kılmayı, oruç tutmayı Ramazan bayramlarında yani annelerimizden, babalarımızdan, büyüklerden öğreniyoruz. Evet. Ben de çok küçükken oruç tutmaya çok meyilliydim. Yani hı-hı. tutmak çok istiyordum. Çok ilginç geliyordu onlarla beraber sahura kalkmak ama her seferinde beni uyandırmazlardı. Hı-hı. Her sabah uyanırken kızardım ya niye beni kaldırmadınız diye. Ne tesadüf. Evet. Bizde de öyledir. Gerçekten de bak ortak kültürler. Ben de kızardım anneme neden kaldırmadın? Biz uyandırdık seni ama sen uyanmadın evet. derler. Halbuki tüm gün uzun günlerde evet. Okula da gittiğimiz için bizi uyandırmak istemezlerdi. Ama ben çok üzülürüm. Sizin de söylediğiniz gibi. Evet. Evet, söylediğiniz gibi neredeyse mantı gibi. Evet. Yalnız şeritlerimiz biraz daha geniş. Evet. Bunlar biraz beklemesi lazım çünkü biraz kuruması. Yumuşak olduğu evet, için yumuşak değil olduğu mi? Kesiliyor için. Hemen evet, dağılmıyor. Bunlar biraz kuruması lazım suya koymadan önce. Kurutacağız. Evet. Biraz. O zaman şey yapacağız etimizi haşlarken hemen başlayacağız evet. belki de yemeğe başlamadan önce hamurlarımızı yapacağız. Keseceğiz ki dinlensin evet. daha sert olsun. Evet biraz sert olsun. Yumuşak olduğu için sevgili izleyenler kesilmekte ve şeyde katlanmakta biraz zorlanıyor. O yüzden diyor ki mutlaka püf noktası biraz erkenden açın ki biraz beklesin o zaman daha rahat yaparsınız. Oldukça büyük ama bunu yapması gerçekten çok zevkli. Evet. Bir de pişimizin de şeyi böyle oluyor. Yani ne diyeyim? Şekli de böyle oluyor ama biraz kalın oluyor pişilir. Ama farklı farklı pişir. Siz de bizim gibi yağda kızartıyorsunuz. Yağda kızartıyoruz evet. Hı hı. Bizim çocuklarımız da çok severler. Hem kahvaltıda hem de böyle sahurlarda. Evet. Böyle çok güzel kokular gelir evet. bizde yapıldığında. Mesela çiğ börek var. Çiğ börek. Evet çiğ börek bizde de var. Hatta bizim Eskişehir yöresinde. Evet, evet. Yediniz mi hiç? Gittiniz mi Eskişehir'e? Ben Eskişehir'e gittim. Orada çiğ börek görünce çok şaşırdım. Yani kültürümüz zaten aynı. Evet. Bizim çiğ börek dedi. Adı da biraz benziyor. Biz çiğ börek diyoruz. Çiğ börek. Evet. Aha. Çiğ börek dedi. Sonra geldikten sonra aynı şey. Yani çok şaşırdım. Çok, çok şaşırdın. Çok lezzetliydi. Hı-hı. Evet. Sevdin mi peki Eskişehir'de yapılanı? Evet. Evet, çok sevdim, evet. Bizimkisinin seviyorum. Aynısıydı zaten hı-hı. oradaki de. Evet, yavaş yavaş diğerlerini de keselim. Biraz bekletmemiz gerekiyor sevgili izleyenler. Biz tabii zaman kısıtlı olduğu için biraz hızlı hareket etmek zorundayız. Ama yine de bir 5 dakika bekletmeye çalışacağız elimizden geldiğince. Burada 5 dakika bekletip biraz kuruduktan sonra hamurlar tane tane olarak pişecek. Hı hı. Böyle koyunca biraz şey oluyor. Aa, hepsini evet. böyle birdenbire koymayacağız o zaman. Yavaş yavaş. Yavaş yavaş evet. Hı hı. Biraz yapışmasın diye. Yapışmasın diye. Tane tane pişmesi için hı hı. böyle yapıyoruz. Tamam.
Hamura tuz ya da yağ ilave eder misiniz şeye, suya, hamurları atacağınız suya mutlaka? Yok, yok. Zaten etten şey olmuş yağlar var ya. Evet. Birikmiş. O yüzden de zaten yüzden çok yapışmayacaklar. Çok, evet. Çok mantıklı, güzel. Şimdi bizim hamurlarımız hazır. Biz bu dinlenirken etimize bir bakalım pişmiş evet, mi diye. Gayet güzel görünüyor. Evet. Lime lime olmuş mu? Olmuş evet. Evet, çok süper. Güzel olmuş. Çok güzel pişmiş. Şimdi bu etleri başka tabağa alacağız. Yavaş yavaş alalım. İsterseniz size şey de verebilirim. Şuradan kevgirle de alabilirsiniz. Şöyle tamam. Daha rahat olur zannedersem. Buyurun. Gerçekten hem besleyici hem de doyurucu bir yemek olacak. Bugünkü iftar menümüzde sevgili izleyenlerimiz mutlaka denemeniz gerekiyor. Belki bugün hani evinizde olmayabilir ama Ramazan'da denemenizi tavsiye ediyoruz efendim. Hem besleyici hem de doyurucu. Güzel bir yemek. Şimdi bu suyunu iki şeye ayıracağız. Evet. Çünkü bir tanesinde soğan pişecek, yarısında hamurları pişireceğiz. Evet. Tamam. Biz de genelde yağda kavururuz soğanları ama siz daha farklı yapıyorsunuz. Evet. Siz bu pişen suyun içinde soğanları evet, pişireceksiniz. İçine atacağız. Tamam. Güzel güzel koyuyorsunuz onları da. Evet. Evet, etimizin suyu tekrar kaynayacak. İçinden çıkarttık zaten. Evet. Soğanlarımızı yine o haşladığımız etin suyunda pişireceğiz. Evet, evet şimdi soğanımızı haşlayan etin suyuna koyduk. Biraz pişmesini evet. bekleyeceğiz. Kapağını kapatıyoruz. Bu da biraz kayması lazım. Evet. Şu an bizim suyumuz kaynadı. Şimdi hamurlarımızı atalım. Alalım onları da. Yavaş yavaş hamurlarımızı içine atacağız. Çok güzel. Hepsini tek tek atıyoruz ki yapışmasınlar evet. diye birbirlerine. O etin lezzeti de geçtiği için tabii hamurla beraber birleştiği zaman müthiş bir damak çatlatan bir lezzet olacak galiba. Aslında şey zor gibi görünüyor ama gerçekten kolay bir evet. tarif. Evet şimdi hamurlarımızın neredeyse tamamını tenceremize koyduk. Ne kadar kaynayacak? Birkaç dakika mı? Aşağı yukarı Ayşe Hanım. Hani evet. hiç bilmediğimiz bir yemek olduğu için bize böyle püf noktaları verirseniz çok sevinirim. Biraz hamurumuz pişmesi için biraz kaynaması lazım. Tamam. Şimdi bunun üzerini kapatacağız. Ağzını kapatacağız evet, yine. Ağzını kapatacağız. Böyle hamurlarımız tane tane pişiyor. Etimizi çok ince doğrayacağız. Evet. Hı-hı. Çok güzel pişmiş zaten. Evet. Yani az değil 1,5-2 saat ağır ağır pişti ocağımızda. Ha, biz de böyle seviyoruz ama. Evet. Evet sevgili izleyenlerimiz, bugün Kırgızistan mutfağındayız. Gönül sofrası olarak harika bir beş parmak yemeği yaptık. Az sonra sunumu da harika olacak. Mutlaka izleyin. Ama şimdi çok da ünlü Kırgızların vinaigret salatası var. Bunun için de çok heyecanlıyım. Çünkü içinde pancar, havuç, böyle kış sebzeleri var. Gerçekten bu da çok lezzetli, doyurucu, besleyici. Çocuklarımızda ve ailemizde iftar sofralarında yer alması gereken salata çeşitlerinden bir tanesi diye düşünüyorum. Haksız mıyım Ayşe Hanımcığım? Çok haklısınız. Bu vinaigret salatasıdır. Eklememiz gereken malzemeler pancar, patates, soğan, havuç ve bezelye. Bu da kornişon turşu diyoruz. Turşusu. Böylelikle Türkçelerini de öğrenmeye başladık. Evet. Evet, öncelikle şimdi soğanımızı biraz yağda kızartmamız gerekiyor. Tamam. Soğan bu şeylerimiz zaten hazır, pişmiş. Bunları suda haşlayacağız. Evet. Haşladıktan sonra böyle küp küp doğrayacağız bunları. Hı hı.
Salata kültürünüz yaygın mıdır peki? Böyle çok çeşitli, bizde mesela salata, cacık türü şeyler, böyle yeşillik sofrada olmazsa olmazlarımızdandır. Hem et yemeklerinde hem de böyle bakliyat yemekleri yaptığımız zaman da kuru fasulye, nohut, bilmiyorum sizde var mıdır? Böyle patates yemeği yaptığımız zaman mutlaka böyle salata türü bir şeyler olur, yeşillik. Siz sever misiniz salata yapmayı? Evet. Çeşitleriniz var mıdır? Salata çeşitlerimiz çok ama bizim salatalarımız Türkiye'deki gibi değil. Mesela Türkiye'de şeyleri, yeşillikleri doğrayıp bir araya getirince salata oluyor ya. Evet. Biz mesela biraz emek harcayacağız salata yapmak için. Öyle mi? Evet. Bazı salatalarımızın arasında et var. Sizin salatalarda da mı et evet. var? Maşallah. Yine patateslerimizi de zannedersem küp küp, evet, doğrayacağız. Küp küp doğrayacağız. Aynı havuçlarımız gibi. Evet. Onları güzel güzel. Çok güzelce haşlayacaksınız. Biraz yumuşak olacak. Yani pişmiş halinde. Evet. Çok da pişmeyecek çünkü çok pişince, böyle ezilince küp küp doğramaya çok zor olacak. O yüzden biraz. Bir de şey oluyor, ben şeyi de sevmiyorum hani böyle salatalarda, bu tür salatalarda o daha çok belli oluyor. Karıştırdığınız zaman hepsi böyle tane tane ayrı ayrı durmuyor ya, hoş bir görüntü olmuyor. Sofra, yani damak tadı, evet yemek çok lezzetli olabilir, salata çok lezzetli olabilir ama bence görünüş de çok önemli. Haksız mıyım? Böyle sofra düzenini de çok severiz biz Türkler, böyle güzel olsun isteriz salatamız da. O yüzden belki de rengarenk salataları seviyoruz galiba. Evet. Bu arada bir bakalım mı soğanlarımıza? Oo, çok güzel. Soğanlarımız da kaynıyor. Müthiş sevgili izleyenler. Gerçekten de ilk defa ama ben soğanı haşlama olarak bir yemekte deneyeceğim. Bizde adettir çünkü mutlaka biz bir yağda kavururuz. Sizde var mı peki? Genelde mi böyle haşlarsınız? Yok. Genellikle yemeklerimizde önce yağda haşlarız. Ama böyle biz mesela, sizde çorba kültürü var. Bizde çorba kültürü yoktur. Öyle mi? Evet. Bizde çorba. Çorbayı çok severiz. Evet. Çorba dediğimiz yemekler bizde öyle içine koyduğumuz şeyler tane tane kalıyor. Mesela soğanımız tane orada gözüküyor içince, suyun içince. Orada koyduğumuz malzemelerin hepsi orada tane tane oluyor. Ama siz de onu şey yapıyorsunuz. Evet, biz öyle mesela mercimek çorbasını blender'dan geçiririz. Evet. Bizim taneli çorbalarımız da var. Mesela yeşil mercimek böyle erişteyle falan yaparız. Var öyle arpa şehriye, işte tel şehriye çorbalarını. Farklı farklı böyle vardır ama böyle içinde çok fazla malzeme yok bizde. Biz daha çok böyle domates çorbası, mercimek çorbası, yayla çorbası, yoğurt çorbası, onları böyle daha böyle şey seviyoruz, seyrek seviyoruz. İçinde böyle tek tek şey olsun istemiyoruz. Kış çorbalarımız sizin de söylediğiniz gibi bizde mesela şey de var. İftarda da çorba olmazsa olmazlarımızdan. Hani yazın çok aranmaz ama kış aylarında ve Ramazan sofralarında mutlaka yarım kase de olsa iftarımızı bir açtığımız zaman hurmayla sudan sonra yarım kase bir çorba içmek isteriz. Sizin çorbalarınızı da çok seviyorum. Çok çeşitlidir. Evet. En çok hangi çorbamızı sevdiniz Ayşe Hanım? Ben çorbasını seviyorum. Mercimek evet. çorbasını. Çünkü mercimek biz de kullanıyoruz ama şey gibi çok sizin dediğiniz gibi blender'den geçirmiyoruz. Daha taneli yapıyoruz. Taneli yapıyoruz. O yüzden yani alışık olduğum için mercimek çorbasını daha çok seviyorum. Diğer çorbalara da alışıyorum artık. Çok güzel. Bu kadar yeter. Yeter zannedersem hemen. Onları yapalım. Bir de bezelyemizi katıyoruz. Tamam. Şimdi pancarlarımızı doğruyoruz. Tamam. Onları da yine küp küp doğrayacağız. Bunları da küp küp doğrayacağız. Tamam. Ama pancarlarımızın rengi hepsinin rengini alıyor. Evet. Bütün bir salataya hakim oluyor zannedersem. Evet. Kırmızı bir renk veriyor, öyle değil mi? Evet. Soğanı kavuracaktık, öyle değil mi? Soğanı biraz kavuracağız, evet. Kavuracağız. Dilerseniz onu ben kavurmaya başlayayım isterseniz. Tamam. Bunu böyle bu tarafa alalım. Bunun altını yakalım. Hamurumuz biraz. Tamam. Yağ koyacak mıyız? Evet, biraz yağ koyacağız. Yağda biraz kızartacağız. Tamam.
Şöyle. Bir bakın yeterli gelecek midir? Hemen soğanlarımızı da koyalım. Açıktı zaten şeyin altı. Vakit kaybetmeyelim. Az önce söylemiştiniz salatalarda böyle pişmiş şeylerimiz var diye. Evet. Yine bu da onlardan bir tanesine örnek aslına bakarsak. Evet. Bakalım. Bir de şeylerimizle de haşlıyoruz. Patateslerimizi, soğan, havuçlarımızı da haşlıyoruz. Onun için de biraz zaman gerekiyor. Evet, evet. Soğanlarımız da kavruldu. Şimdi bunu buraya katıyoruz. Evet. Soğanlarımızı da salatamıza ekledik. Ekledik. Ondan sonra soğan, tuz. Tuz ekliyoruz. Güzel. Biz yemeklerimize çok baharat katmıyoruz. Baharat çok az kullanıyoruz ama katıyoruz. Hı-hı. Çok değil. Çok çünkü değil. Ben çok sevmiyorum. Baharatlar yemekteki her şeyin tadını alıyor. Mesela etti et gibi, soğan, hı-hı, soğan gibi tadını tadarak yemiyorsun. Yani hepsinin ayrı lezzeti, evet, olsun istiyorsunuz. Evet. Biz de biraz baharatı seviyoruz galiba Türkler olarak. Evet, görüntüsü çok güzel oldu gerçekten de. Biraz daha pancarımız daha biraz çok olsa daha iyi olurdu. Çünkü, hı-hı, ben şeyi çok doğramışım. Havuçla patatesimiz bugün fazla, evet, oldu biraz ama fazla oldu. Aslına bakarsanız sevgili izleyenler, Ayşe Hanım diyor ki vinaigret salatasının en önemli özelliklerinden bir tanesi de pancarın daha yoğunlukta, evet, olması diyor. Biz biraz fazla haşlamışız ama o yine sizin damak tadınıza özel, pancara daha az veya daha fazla ilave edebilirsiniz. Evet, gördüğünüz gibi rengarenk kış salatası, evet, oldu. Salatamız da hazır. Evet. Şimdi yemeğimize geldi sıra zannedersem. Şimdi hamurumuz da. Hamurumuz da pişmiş, hı hı, bunu yaparken. Evet. Şimdi hamurlarımızı ilk önce çıkarıyoruz. Hı hı. En alta hamurları koyacağız. Evet, en alta hamurları hamur koyacağız. Evet. Hı hı. Mutlaka tuzlu et suyuna koyacağız. Onu da hatırlatalım, evet, sevgili izleyenlerimize ki çünkü eğer şey dedi hani tuz koymazsanız veya farklı bir suda yaparsanız hamurlar birbirine geçebilir, yapışabilir dedi. Bu da önemli Farklı bir suda yapılsa çok lezzetli olmaz. Çünkü şeyin haşlanmış boş bir hamur tadı gelir zaten, evet, yani. Evet. Esas bu hamura lezzetini veren o etin suyu diye etin düşünüyorum. Suyu, evet. 20 dakika, 15-20 dakika pişti hamurlarımız, öyle değil oldu, mi? Öyle oldu, evet. Tamam. Şimdi bunun üzerine etlerimizi koyacağız. Etlerimizi koyacağız. Hı hı. Çok güzel. Alayım onu hemen ben. Bunun üzerine pişmiş soğanlarımızı ekliyoruz. Soğanlarımızı da buradan aldım. Yine süzgeçle koyacağız, değil mi onu, evet, da? Kevgirle koyacağız. Hı hı. Çok güzel. Yine buna da baharat kullanmıyoruz, değil mi? Sadece, evet, tuz koydunuz. Onun dışında herhangi, yok, bir baharat eklemediniz. Karabiber ekleyeceğim. Şu karabiber birazdan üstüne ekleyeceğiz, evet, üstüne en ekleyeceğiz son. Tamam. Soğanlar o kadar güzel görünüyor ki çok şaşırdım. Biz o kadar alışmışız ki yağda yapmayı. Hani bu şekilde bu yöntemle hiç denememiştim gerçekten. Bir ilk olacak. Bu yemeği de mutlaka deneyeceğim Allah nasip ederse. Sunumu da güzel oldu. Gayet kolay ve evet, hoş görünüyor. Karabiber ekliyoruz şimdi üstüne. Müzik
Ellerinize sağlık. Gerçekten büyük bir emekle çok güzel yemekler yaptınız bize. Elinize kolunuza sağlık. Şimdi biz de bu güzel yemeklerin yanına istiyoruz ki iftarda güzel bir tatlı yapalım. Az sonra yemek danışmanımız Güzel Yelda Ertek bizimle birlikte olacağız ve olacak ve bu gönül soframıza bir de Türk kültüründen güzel bir tatlı ekleyeceğiz inşallah. İnşallah o Türk kültüründen ve Kırgız mutfağını karıştırınca güzel bir tat çıkacak. İnşallah sizler de bunu yaparsınız. Bu beş parmak böyle elle yenildiği için öyle ad konulmuş. Evet. Sizlere afiyet olsun. Çok teşekkür ediyoruz. Evet sevgili izleyenler, Ayşe Hanım bugün bizlere Kırgız mutfağından çok güzel bir yemek ve salata yaptı. Yemekler gerçekten de konuğumuzdan geldi. Şimdi biz de diyoruz ki madem yemekler sizden, tatlı da bizden olsun o zaman. İftar soframıza güzel bir Türk tatlısı ekleyelim bugün. Az sonra yemek danışmanımız Güzel Yelda Ertek bizlerle birlikte olacak ve müthiş sürpriz bir tatlı yapacak. Heyecanlı mısınız? Hadi bakalım. Kıymetli konuğum Güzel Yelda Ertek, hoş geldin. Nasılsın? Hoş bulduk. Elhamdülillah, sizler nasılsınız Demet Hanım? Bizler de iyiyiz ve yeniden seninle birlikte çalıştığım için çok mutluyum. Onu da söylemek isterim. Daha önce Diyanet TV ekranlarında farklı programlarda bir araya geldik. Belki tanımayanlar, izlemeyenler vardır. Kısaca Güzel, kendini bize bir tanıtabilir misin? Tabii ki. Öncelikle ben de sizinle tekrar bir araya geldiğim için çok mutluyum. Ben Güzel Yelda Ertek, 34 yaşındayım, 4 çocuk annesiyim. Böyle geldim. Harika. Sizinle destek olmaya. Size. Yollarımız yeniden kesişti, evet. Ve güzel bir programda inşallah evet. Hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz. İnşallah. Bugün müthiş bir şey yapacaksın duyduğuma, evet. Göre çok sevindim. Zaten ilk duyduğumda zannedersem Erzurumlu gelinisin, öyle, evet, değil mi? Evet, Erzurum gelini. Aslen Çankırılıyım ben ama eşim artık sen Erzurumlu olmuşsun, evet. Ama biliyorum kimimiz ben ya. Kimimiz yani. Erzurum yazıyor artık. Bayağı senedir de mutfağına da hakimiz. Evet. Erzurumluyum diyebilirim. Erzurum'un üstelik en meşhur, yapılması da aslında kolay olmayan bir tatlısını yapacaksın. Kadayıf, evet. Dolması. Evet, ismi çok duyuldu ve genelde insanlar dışarıda yiyor ama Erzurum'da evlerde çok pişiyor. Güzel böyle ufak tefek püf noktaları var. Onları verdiğimiz takdirde izleyenler de rahatlıkla evlerinde yapabilecekler. Güzelcim hemen başlayalım o hemen zaman. Hemen başlayalım. Hadi bakalım. Kadayıfımız var. Kadayıfımızın taze olması gerekiyor. Böyle yumuşak yumuşak olması gerekiyor. Biraz kuruduğu zaman elimizde dağılır. Hiç hoş olmaz o da bizim için. Yumuşak kadayıf. Ceviz içimiz var. Ceviz içini mutlaka bıçakta kesiyoruz. Ezme ya da rondo yapmamayı tercih ediyorum. Çünkü onlar yağını çıkartıyor. Yağ da buna bir lezzet katmıyor açıkçası. Yağının çıkmaması, içinde hapsolması gerekiyor. Bunu da şimdi bir kenara koyduktan sonra ben hemen hızlıca şerbetimi koyacağım. Birebir oranında şöyle şerbetim var. Güzel. Bir miktar su, aynı miktar oranında şeker koyuyorum. Bu yapacağımız şey kadar, malzeme kadar, şerbeti arttırabilirler. İşte göz kararı. Çok işte yaparlarsa kilo, tabii, evet. Ki bu malzemelerin iki katını koyacaklar. Tabii ki aynen öyle. Kendi yaptıkları malzeme miktarına göre şekeri de şerbeti de ayarlayabilirler. Hemen şöyle içine bir kaşık sen onu karıştırırken ben Ayşe Hanım'a hemen dönmek istiyorum. Sevgili Ayşe Hanımcığım, kadayıf dolması hiç daha önce ülkemizde yediniz mi? Nasıl yapıldığını biliyor musunuz? Tattınız mı? Yok, bu daha önce hiç yedim ama bunun adı ne olduğunu da bilmiyordum. Çünkü bizim öğrenci olduğumuz için çok mutfağa karışmıyoruz. Evet. Önümüze gelen yemekleri yiyoruz, adını sormuyorduk. Şu an öğreniyorum. Bakalım, çok güzel olacak. Bence önce, senin için güzel bir deneyim olacak, evet. Öyle düşünüyorum. Evet, benim için de deneyim oluyor. Yemeklerin, sebzelerin, her şeyin adlarını bile öğreniyorum yani. Türkçe öğrenmeme bile katkı oluyor. Evet. O zaman devam edelim Güzel Hanım. Hızlıca başlayalım. Tel kadayıfımız var. Ben burada yaklaşık yarım kilo kadar falan var. Yarım kilo, bir kilo, iki kilo artık ne kadar yapmaya gücünüz yetiyorsa 250 gramdan bile yapabilirsiniz. Hiç önemli değil. Tel kadayıfımız sadece yumuşak olmalı, taze olmalı, yeni pişmiş olmalı. Dökme tel kadayıf bu arada bunlar. Evet. Beklediği zaman yapması çok zor oluyor. Şöyle elime bir miktar aldım. Şöyle bir miktar daha çaprazlamasına koyuyorum böyle artı olacak şekilde.
bu bize sararken kolaylık sağlıyor. Cevizimizi demiştik keser, mutlaka bıçakla kesiyoruz. Hı hı. Ezme ya da rondoda yapmayalım. Kolay olursa belki hani ben zorlanırım diyenler için yapabilirler. İsterlerse ama rondodan geçirebilirler. Evet, bu bunun özelliği. Hı. Yani ben kayınvalidemden böyle öğrendim. Her zaman söylediği şey bu. Bu bıçakta olacak kızım, bu yumuşak olacak. Bir de birkaç püf noktası daha var. Onlara da sıra geldiğinde yapalım inşallah. İnşallah. Hemen şöyle tuttum. Elimi birazcık ıslatıyorum. Şöyle bir parça yanlardan aldım. Hı hı. Parmaklarımın arasında şöyle çevire 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 kadayıfımızı hazırlıyoruz. Uzaktan kolay gibi görünüyor. Evet, ama biraz az önce söylediğiniz gibi tazeliği zannedersem gerçekten çok önemli. Çünkü hafif böyle eğer yumuşak sertleşirse galiba sarmamız güçleşecek. Evet, hem sarmamız güçleşecek hem de böyle kadayıf kırılıyor. Hmm. O kırılmasını istemiyoruz. Evet. Hemen gene şöyle bir parça aldım. İster büyük, ister az, ister küçük. Hı-hı. O miktarlar tabii ki elinizin ayarına göre, hı-hı, size kalmış. Hemen şöyle ortasına bol cevizimizi koyuyorum. İlk başlarda belki biraz büyük olabilir, iri olabilir, evet, ama yaptıkça zannedersem hani el alışkanlığı. Aslında Erzurum'da bunun daha büyüğünü yapıyorlar. Kalın yani oluyor. Hazır yapılanlar, dışarıda satılanlar daha ince uzun oluyorlar. Ama o tabii onlar günde 2000 tane, 3000 tane tabii, sarıyorlar. Tabii. Biz 50-60 tane ayda bir kere sarıyoruz. Ama gerçekten çok lezzetli. Benim de Allah nasip etti. Geçtiğimiz yaz aylarında Erzurum'a gittim. İlk defa gitmiştim. Zaten oranın biliyorsunuz cağ kebabı da çok meşhurdur. Evet. Onu da çok seviyorum. Sonra dediler ki Erzurum'a gelmişken kadayıf dolması yemeden kesinlikle gitmeyin. Orada gerçekten hemen hemen birçok yerde çok rahatlıkla ulaşabileceğiniz bir tatlı türü. Sağ olsun oradaki arkadaşlarımız bizi götürdüler. Orada, evet, da tadına baktık. Allah nasip etti. Gerçekten müthiş bir tatlı. Herkesin en azından evde yapabileceğini düşündüğüm, evet, bir tatlı çeşidi. Erzurum'dan bahsetmişken sevgili izleyenler, onlara da bir sevgi selam gönderelim istiyorum. Hayırlı Ramazanlar, bereketli Ramazanlar olsun inşallah. Allah'ın izniyle bundan sonra da böyle ülkemizin farklı yerinden Güzel Hanım'la birlikte çok güzel tatlılar yapacağız. Öyle değil mi Güzel Hanım? Evet, evet, inşallah. Yani cennet vatanımızın her yerinde lezzet fışkırıyor. Evet. Hepsi apayrı güzellikte. Ben de bunu ilk evlendikten sonra tattığım bir lezzetti. Hı hı. Hiç yani gördüğümde tabii muhtemelen görmüşsünüzdür ama hiç yemedim. Hı hı. İlk defa onların elinden yemiştim, yani kayınvalidemin elinden yemiştim. Şimdi zaten hastasıyız ki Ramazan'da bir kere Erzurum'a gitmek nasip olmuştu. Biz de Ramazan ayını orada geçirmek nasip olmuştu. Hı hı. O yüzden de her akşam mutlaka kadayıf dolması yapılır, hı hı, pişirilir. Orada taze taze pişiriliyor. Bu arada küçük bir belki tüyo verebilirim. Ramazan öncesinde böyle çok yapabilirler. İşte 5 kilo 10 kilo belki yapabilirler. Buzluğa difrize atabilirler. Hı hı. Bu kalıyor. Akşam iftar saati geldiğinde, ezan okunduğunda çıkartıp, aa, kenara koyabilirler. İftardan sonra çayın yanına hızlıca hemen şimdi pişirmesini göstereceğiz. Tamam. Pişirme usulleriyle beraber yapabilirler. Şöyle bize 5 tane şimdilik yeter diye düşünüyorum. Hemen şeyi de sormak istiyorum. Tel kadayıf var mı Ayşe Hanımcığım Kırgız mutfağında? Tel kadayıf Kırgızistan'da yok. Ben Türkiye'ye gelince ilk defa gördüm. Tadı da çok güzel. Beğendin. Evet. Harika. Evet, zannedersem o çok çabuk da sarılıyor. Bilmiyorum. Evet. Bence o senin el maharetinden. Ben denesem 5-6 taneyi herhalde bir 20-30 dakikada yaparım ama. Şöyle hemen tel kadayıflarımızı koyalım. Tamam. Evet, dediğiniz gibi biraz el alışkanlığı ama benden daha hızlı saranlar da oluyor. Şöyle hemen şerbetimi ben kapatacağım. Bu sırada birazcık soğumasını istiyorum. Tamam. Azıcık kaynattım. Şöyle cam kaseye. Geniş bir kaba alacağız. Alacağım. Hı-hı. Şimdi gelelim kadayıfı pişirme bölümüne. Normalde Erzurum'da da hep yumurtayla pişirdiklerini görüyorum. Biraz yumurta kokar. Evet. Bilirsiniz şeyin içine girince, yağın içine girince, hı-hı, böyle bir hafif kendi kokusu olur. Evet. Bu kokusunu kırmak için mutlaka böyle bir miktar, hı hı, süte ihtiyaç duyulur. Evet. Bu da
ufak bir püf noktasıydı, kayınvalidemden öğrendim. Bunu başka kimse de görmedim. Onun yaptığı güzel oluyor şimdi. Ellerine sağlık buradan da kendisi. Evet, buradan sevgilerimi... şimdi sevgili kayınvalidenize de sevgilerimizi, selamlarımızı iletelim. Büyük emek sarf etmiş. Gerçekten sizin gibi güzel bir gelin almış. Ne güzel ki böyle almışsınız ondan. Şimdi hani biz de böyle çok eskimiş gibi konuşacağım ama nerede o eski kayınvalideler, o gelinler gibi? Çok şükür hepsini gösterdi. Yani soruyoruz, gösteriyor, tarif ediyor, kendi kültürünü bize aktarıyor. Bizdekini kabul ediyor. Çok güzel. Gibi. Çok şükür iyi anlaşıyoruz. Kendisine de sevgilerimi iletiyorum burada. Şöyle bir sos hazırladık. Biraz çırpmamız yeterli olacak. Tamam. Hemen bir kızgın yağımız var. Ben şöyle bir ufak bir şeyle bir parçayla kontrol etmek istiyorum. Biraz kızmış mı? Evet, kızmış. Tamam. Çok da kızmasını istemiyorum ki yanmasın. Çok yumurtada bekletecek misiniz yoksa hemen? Hemen şöyle koyacağım. Bu bir sırada şöyle hafiften bir bekliyor böyle. Onları yumurtalayana kadar. Evet. Buzluktan çıkardığımızda bir yarım saat beklettik mesela. Bu çok önemli. Buzluktan çıkardıktan sonra bir yarım saat bekletmemiz gerekiyor. Mutlaka. Hemen hem yağ da taşar zanneder. İçinin de donuğunun açılması lazım. Çünkü burada yağ çok içerisine girmeyecek. Çünkü yumurta ve süt hemen onu... Dışını böyle kaplıyor. İçine çok yağ girmeyecek ama ısınacak, yani o. Cevizin yağı işte o zaman ortaya çıkmış olacak. Şöyle hepsini ben yaptım. Tabağımı böyle çekeceğim. Bir tane peçeteyle. Şimdi kızartma aşamamıza geçiyoruz. Kızartacağız ve şerbetimiz hafif soğumaya başladı zaten o. Ben şunları alayım, siz rahat rahat çalışın isterseniz orada. Tamam. Şöyle. Şöyle birazcık çevire çevire. Bu arada şerbetine biz limon atmadık. Normalde bilirsiniz Türkiye'de tatlılarımızın, şerbetli tatlıları mutlaka limon atılır. Ama bu tatlı hızlıca yendiği için o yüzden bize gerek yok. Limona gerek limona yok. Limona hiç gerek yok. Mutlaka sıcak yenilmesini tavsiye ediyorum. Evet. O yüzden iftardan sonra çay kaynayana kadar hemen biz de şöyle kızartalım. Takriben kaç dakika bir kızarması gerekiyor? Yani böyle altın sarısı biraz altın sarısı daha kızarık olabilir. O da tabii tercihe göre değişir. Kimisi kıtır sever, kimisi biraz daha açık sever, yumuşak sever. Ama orijinali çok kıtır değil değil mi? Orta olacak. Evet, orta renginde. Şöyle hemen karıştı. Bir de yanında Erzurum çayı olacak, kırtlama Erzurum şekerli. Normalde böyle sütlü tatları bilirsiniz, şerbetli tatları kaymak koyarlar. Evet. Burada benim gördüğüm kaymak değil de daha çok tatlı yoğurt konulur. Öyle tatlı mi? Yoğurtla yenilir, biraz da hafifler olur. Hiç denememiştim. Bir gün yaptığınız zaman inşallah. Deneyebilirsiniz. Yani şimdi siz böyle yaptınız, evdekiler de isteyecekler. Anne öğrendin, madem orada gördün, güzel abladan sana püf noktalarını da öğretti, bize de yap diyecekler mutlaka. İnşallah yaparsınız. İnşallah yaparım. Ben bir fotoğraf beklerim sizden. İnşallah, ben sana fotoğraf atacağım. İnşallah. Şöyle Ramazan kültürümüzün. Erzurum yöresinde dediğim gibi her akşam mutlaka kadayıf dolması o evde pişer ve sıcak sıcak yenir. Evet. Şöyle ben yeterli. Çok güzel gerçekten. Şöyle. Nar gibi kızardı. Şimdi hemen şerbeti atacağız. Bunda da zaten çok beklemeyeceğiz. Aynı lokma ya da tulumba gibi. Şöyle. Hemen. Birkaç dakika zannedersin. Birkaç dakika. Servis tabağımızı artık alabileceğiz. Tamam. Şöyle bu bence şöyle yeterli. Enfes görünüyorlar gerçekten de.
Bir de insan oruçluyken ben şeyi düşünüyorum, bilmiyorum sizde de var mıdır o, her şeyin lezzetini, tadını böyle tek tek ayrı ayrı alıyorsunuz. O nimetin ne kadar önemli bir şey olduğunu, değil mi? Evet. Buram buram o koku size geliyor, hissediyorsunuz yani. İşte oruç ibadetimizin en güzel nimetlerinden bir tanesi de bu değerlerimizin biraz daha farkında olmamız. Enfes görünüyor. Elinize sağlık. Gerçekten çok kısa zamanda yaptınız bir de. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Afiyet, şifa olsun. Teşekkürler. Evet, 11 ayın sultanı bu güzel mübarek Ramazan ayında bugün çok uzaklardan, Kırgızistan'dan, Türk dünyasının güzel ülkelerinden bir konuğumuz vardı. Ayşe Hanım bizlerle birlikteydi ve Kırgız mutfağından çok güzel bir yemek ve salata yaptı. Bunun yanı sıra yemek danışmanımız Güzel Yelda Ertek Hanım Efendi de bundan böyle her programımızda olacak. Çünkü ne dedik? Yemek onlardan, misafirimizden, tatlı da bizden olsun. İftar soframıza, gönül soframıza bizden de bir katkı olsun dedik. Bundan böyle çok güzel yemekler, tatlılar da yapacağız inşallah. Bugün kendisi de yine yöresel güzel bir tatlı yaptı. Erzurum'dan kadayıf dolması muhteşem görünüyor. Her ikisine de sizlerin nezdinde çok teşekkür etmek istiyorum. Güzel Hanımcığım, öncelikle size, elinize ve emeğinize sağlık. Çok sağ olun, var olun. Teşekkür ederim, ben teşekkür ederim getirdiniz ve kültürümüzü tanıttığınız için. Rica ediyoruz efendim, ne demek. Evet Ayşe Hanımcığım, seninle tanıştığıma gerçekten çok sevindim. Artık bir yıldır Türkiye'de olduğunuz için muhtemelen siz de öğrenmişsinizdir. Kahve bizim için çok önemlidir. Bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı vardır dedi. O yüzden istedik ki gönül bağımız daha da güçlensin, 40 yıl boyunca devam etsin. Naçizane küçük bu hediyemizi size takdim etmek istiyorum. Umarım bugünün anısına beğenirsiniz. Çok teşekkür ediyorum. Beni burada ağırladığınız için, kendi kültürümü burada tanıtmama izin verdiğiniz için ve bir de kendi mutfaklarınıza ağırladığınız için çok teşekkür ediyorum öncelikle. Ve Kırgızistan'da mutlaka sizleri, hepinizi bekliyorum. İnşallah biz de diyelim ki en kısa zamanda sizleri görmeye gelelim. Evet sevgili izleyenler, bugünkü programımızın da böylelikle sonuna gelmiş olduk. Bundan böyle her hafta farklı coğrafyalardan farklı misafirlerimizle sizlerle birlikte olacağız. Haftaya görüşmek ümidiyle kendinize çok çok iyi bakın. Hayırlı Ramazanlar, hayırlı iftarlar diliyorum efendim. Hoşçakalın.